Gönlüm, dilim, kanım ve mizacımla sizdenim. Dünya ve ahirette vatandaşlarım benim. Yahya Kemal 2 Aralık 1884'te Üsküp'te doğdu. 1 Kasım 1958'de İstanbul'da yaşamını yitirdi. Asıl ismi Ahmet Agah. Üsküp Belediye Başkanı Nişli İbrahim Naci Bey'in oğlu. Annesi Nakiye Hanım ise şair Leskovçalı Galip'in yeğeni. Çocukluk yılları Üsküp'teki şiirlerine de yansıyan Rakofça çiftliğinde geçti. İlk öğrenimini Özel Mektebi Edep'te tamamladı. 1892'de Üsküp İdadisi'ne girdi. Bir yandan da İshak Bey Camii Medresesi'nde Arapça ve Farsça dersleri aldı. 1897'de ailesi Selanik'e taşındı. Annesinin ölmesi, babasının tekrar evlenmesi yüzünden aile içinde çıkan sorunlar nedeniyle Üsküp'e döndü. Tekrar Selanik'e gönderildi. 1902'de İstanbul'a geldi. Vefa Lisesi'ne devam etti. Jön Türk olma hevesiyle 1903'te Paris'e kaçtı. 1904'te Siyasal Bilgiler Yüksekokulu'na girdi. Jön Türklerle ilişki kurdu. Ahmet Rıza, Abdullah Cevdet, Sami Paşazade Sezai, Prens Şehabettin gibi dönemin ünlü kişilerini tanıdı. Şefik Hüsnü ve Abdülhak Şinasi Hisar'la arkadaşlık kurdu. 1912'de İstanbul'a döndü. 1913'te Darüşşafaka'da edebiyat ve tarih öğretmenliği yaptı. Mütarekeden sonra Ati, İleri, Tevhid-i Efkar, Hakimiyet-i Milliye dergilerinde yazılar yazdı. Arkadaşlarıyla Dergah dergisini kurdu. Yazılarıyla milli mücadeleyi destekledi. 1922'de barış anlaşması için Lozan'a giden kurulda danışman olarak yer aldı. 1923'te Urfa milletvekili oldu. Cumhuriyetin kurulmasından sonra Varşova ve Madrid'de ortaelçisi olarak görevlendirildi. Daha sonra sırasıyla Yozgat, Tekirdağ. 1943-1946'da da İstanbul milletvekili oldu. Halk Evleri Sanat Danışmanlığı yaptı. 1949'da Pakistan Büyükelçisi iken emekli oldu. Yaşamının son yıllarını İstanbul'da Park Otel'de geçirdi. Tutulduğu müzmin bağırsak kanamasının tedavisi için 1957'de Paris'e gitti. Bir yıl sonra Cerrahpaşa Hastanesi'nde aynı hastalık nedeniyle vefat etti. Atatürk de onu okurdu. Milli mücadele döneminde sadece şiir yazmakla kalmadı Yahya Kemal. Ulusal direnişe makaleleriyle de destek oldu. Adını duyduğu ilk günden itibaren Mustafa Kemal'in safında yer aldı. Orduya Enver Paşa değil de Mustafa Kemal kumanda etse savaşın kaybedilmeyeceğini kanısındaydı. 1922'de ufkun aydınlanmak üzere olduğu hissi güçlendi. 10 Eylül'de Bursa işgalden kurtulduğunda ilk kez karşı karşıya geldi Mustafa Kemal'le ve yazdığı makaleleri kesip sakladığını o gün öğrendi. Ankara'ya dönerken Mustafa Kemal'le birlikteydi. Sonra Lozan'a gidecek, Türk heyetine basın danışmanı olarak katıldı. Lozan'a giden şair Yahya Kemal değil, Fransızca'ya ana dili kadar hakim, üstelik siyaset bilimi okumuş, diplomat Yahya Kemal'di. Ardından milletvekili oldu. Sonra Polonya, İspanya, Pakistan elçilikleri ve tabii ki şiir. Varşova elçiliği kar musikilerini ve açık denizi doğurdu. Madrid ise Endülüs'te raksı.
1934'te bir kere daha milletvekili oldu. İstanbul'da Park Otel'de bir odaya yerleşti. Adresi orasıydı artık. Geçmiş yaz, deniz türküsü, Itri, düşünce, Rintlerin hayatı. 1944'te Rintlerin ölümünü yazdı. Ben Aliye Aren, Yahya Kemal Enstitüsü görevlisiyim. Yahya Kemal Enstitüsü'ne bağlı Yahya Kemal Müzesi de. Müzeyi 1959 yılında Yahya Kemal vefat ettikten hemen sonra Nihat Sami Banarlı kuruyor. Nihat Sami Banarlı İstanbul Fetih Cemiyeti bünyesinde böyle bir müzenin oluşturulmasını istiyor. Enstitünün kurucusu da o. Ve Yahya Kemal Enstitüsü de Türkiye'de kurulmuş ilk şair enstitüsü. Bütün eşyaları tek tek toplayarak, birçoğunu bedel ödeyerek getiriyor ve burada sergilenmeye başlanıyor. Fakat dediğiniz çok doğru. Müze aslında İstanbul Müzeler Birliği'nde ve sitelerde yer almasına rağmen çok fazla bilinen bir müze değil. Aslında galiba bu sadece bize de özgü değil. Bizde özel müzeciliğin böyle bir kaderi var. Çok bilinmiyor müzeler. Ama 2009'dan beri burada, görmüş olduğunuz binada, ki orası Fetih Cemiyeti'nin bünyesinde bulunduğu Kara Mustafa Paşa Medresesi'nin Sıbyan Mektebi bölümüdür. Orada faaliyet gösteriyor. Aslında çok da haksızlık etmeyeyim, hiç bilinmiyor da değil. Yani bizim bilhassa kışın öğrenci ziyaretçimiz çok fazla oluyor. Okullar genellikle gruplar halinde gelip ziyaret ediyorlar. Bunun dışında yerli turistler oluyor. Ama hani tabii hak ettiği kadar biliniyor mu? Hayır, bilinmiyor. Yahya Kemal'in de aslında hak ettiği kadar bilindiğini söylemek çok mümkün değil. Birkaç şiiriyle tanınıyor ama Yahya Kemal kimdir? Ne düşünmüş? Ne yapmış? Hangi bir estetik beğeniyle şiirlerini oluşturmuş? Bunu tam hakkıyla biliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz tabii. Yahya Kemal'in Paris sevgisini ve aşkını çok iyi biliyoruz ama Paris'ten gelen ziyaretçiler de oluyor mu bu anlamda? Yani Fransa tanıyor mu? Fransa, bugünün Fransa'sı çok fazla tanımıyor açıkçası. Çünkü bulunduğumuz bu muhit İstanbul'un can damarı. Ama turist yaz aylarında bilhassa, yaz aylarında epeyce oluyor. Fakat tabii Beyazıt'ın yapısı gereği bu turist ağırlığı daha çok Orta Doğu'lu turistler. Ara ara gelen oluyor ama özellikle Fransa'dan yoğun bir talep var mı derseniz hayır yok. Sizin gözünüzden biraz Yahya Kemal'i dinlemek istiyorum. Şimdi Yahya Kemal Üsküplü bir şair biliyorsunuz. Evet. Üsküp bugün Makedonya ama o dönem, onun doğduğu dönem Osmanlı toprağı. Evet. Ve Rumeli'nin de en hareketli, kültürel anlamda en canlı şehirlerinden bir tanesi. Orada doğuyor. İlk nüveleri diyeyim, orada alıyor. Oradan annenin vefatı üzerine İstanbul'a geldikten sonra biraz daha farklı bir Yahya Kemal görüyoruz. O dönemin modası gereği o da bir Fransa aşkına kapılıyor ve oraya gitmek istiyor. Fakat enteresan olan taraf şu, birçok genç bunu yaşıyor o dönemde. Kendilerini bir şekilde yurt dışına atma gereği. Yahya Kemal de onlardan biri. Aslında bu dönemden de çok farklı değil. Değil, evet. Mekan biraz farklı. Bugün belki Paris değil ama aynı mantık. Yahya Kemal oraya gittikten sonra oraya giderkenki Yahya Kemal değil artık. Orada bir anlamda Avrupa'nın göbeğinde kendi varlığını, kendi öz varlığını keşfediyor. Ve hocalarından dinlediği, özellikle Camille Julien'den dinlediği, Fransız milletini bin yılda Fransa'nın toprağı yarattı sözü, Yahya Kemal'i enteresan bir biçimde Türkiye'ye ve Türk insanına döndürüyor. O zaman diyor, bin yılda Fransa'nın toprağı bir Fransız milleti yarattıysa, Türk milletini yaratan ne? Ve tarihe yönelmeye başlıyor. Bir uzman kadar tarih bilgisi var. Ve yurda döndüğünde, artık İstanbul'a kesin döndüğünde gittiği gibi bir Yahya Kemal değil. O artık İstanbul'a döndüğünde
gittiği gibi bir Yahya Kemal değil. Artık evinden kaçan adam değil, Tanpınar'ın deyişiyle evine dönen adamdır. Ve bambaşka bir sevgiyle, çok yoğun bir İstanbul sevgisiyle dönüyor. Hani niye İstanbul? Şimdi doğduğu yer Üsküp. Eğitildiği, yetiştiği yer Paris. İstanbul sevgisi nereden geliyor? Çünkü Yahya Kemal için İstanbul, o Fransa'da öğrendiği ve bütün benliğine nüfuz ettirdiği Türk, Osmanlı Türk geleneğinin en canlı ve en güzel yaşadığı yer. Bu yüzden de İstanbul onun dünyasında çok büyük bir yer işgal etmeye başlıyor. Şiirleri özellikle bunu çok canlı yansıtıyor. Ama tabii Yahya Kemal'in İstanbul'u doğru anlamak lazım. O doğasına, taşına, toprağına, çiçeğine, böceğine aşık değil İstanbul'un. Onun için İstanbul bir medeniyet merkezi. Tarihiyle, kültürüyle, insanıyla bir medeniyet kenti ve bunu vurguluyor ısrarla. İstanbul'u anlatan tek şair değil Yahya Kemal. Ondan öncesi var, ondan sonrası da var. Ama bu açıdan ele alan tek şair. Bu nedenle çok önemli. Yahya Kemal şiirlerinin de özünde hep bu var zaten. Tarih var, medeniyet var, kültür var ve dil var. Bu anlamda peki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'lü yolları bu çerçevede mi kesişiyor daha çok? Milli Mücadele döneminde zaten buraya dönüşüdür. Daha doğrusu Birinci Dünya Savaşı yıllarıdır. Ve o dönemde tabii yani ikisi de Rumeli çocuğu. Evet. Çok ortak özellikleri var. Evet, bu önemli. Ve Milli Mücadele döneminde gazetelerde yayınladığı yazılara baktığımızda Yahya Kemal'in çok iyimser bir Yahya Kemal görüyorsunuz. Yani çok zor bir şey aslında Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması. Ama Yahya Kemal çok güvenmiş. Ve hiç şüpheye düşmemiş. Yani o Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağı noktasında son derece emin ve gerçekten de onun o öngörü mü diyeyim artık, inanç mı diyeyim, o inancını gerçekleştiğini görüyoruz. Savaştan sonra da gerek milletvekili olarak, gerekse Atatürk'ün yönlendirmesi talebiyle yaptığı elçilik görevlerinde baktığımızda da hep bir arada olduklarını görüyoruz. O dediğim gibi Rumeli kökenli oluşlarının getirdiği bir bağlantı ve birbirlerinin yaptığı işe gerçekten saygı duymuşlar. Öyle düşünmek lazım. Ve iki güçlü karakter. Evet. Hiç yılmadan. Son dönemlerinde Yahya Kemal yine İstanbul'da. Evet. Ve burada gözlerini yumuyor. Evet. O dönemleri nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi... Ve şiirlerine verdiği özen de bir kelime için belki de 1-2 yıl, 2 yıl, 3 yıl düşündüğü... Çok daha uzun yani. Çok daha 10-15 uzun. Yıl beklettiği şiirleri var. Için. Tabii çok mükemmelliyetçi bir yapı. Çok titiz. Bu tarafını da bildiği için kendisini de biraz bu anlamda iyi tanıyor. Nihat Sami Bey'e vasiyet etmiş. Yani ben bunları kitaplaştıramayacağım galiba. Benim vefatımdan sonra sen bunları kitap haline getirirsin demiş. Ve Nihat Sami Bey bu vasiyet gereğince hatta kitapların kapağına kadar birlikte karar vermişler. İlk baskıların, Nihat Sami Bey'in hazırladığı o ilk baskıların kapağı Yahya Kemal'in ve Nihat Sami Bey'in birlikte hayal ettikleri diyeyim, biçimde tasarlanıyor. Ve Nihat Sami Bey özellikle şiirleri önce kendi Gök Kubbemizi bastırıyor. Hemen arkasından Eskişehir'in Rüzgarı'yla ve daha sonra Rubai'ler. Çok titizlikle Yahya Kemal'in o kişiliğindeki titizliğe hürmeten aynı detaycılıkla tek tek inceleyerek en ufak işarete kadar dikkat ederek onun arzusu doğrultusunda kitaplaştırıyor. Çok büyük şairlerin böyle bir tarafları oluyor. Yani ne kadar iyi olduğunu siz bilirseniz bilin, o galiba daha iyisini yakalamak peşine gidiyor. O yüzden de hayattayken gazetelerde basılmış şiirleri ama kitaplaştırmamış. Daha sonra gazetelerdeki makalelerini tek tek derleyerek mektuplarını, diğer notlarını, sohbet notlarını düzenleyerek Yahya Kemal külliyatını Nihat Sami Bey oluşturuyor.
Şunu söylemek çok doğru olacak sanıyorum. Yahya Kemal'in yanında bir Nihat Sami Baner'le olmasaydı, Yahya Kemal bugün bu kadar tanınır bir isim olabilir miydi? Emin değilim. Çünkü gerçekten gerek hemen enstitüyü kurarak, bu çok önemli bir hadise. Hiçbir evrakı kaybolmamış Yahya Kemal. Ne güzel. Hemen arkasından çok ciddi ve ilmi çalışmalar yaparak hepsini kayıt altına almış ve eserleri de aynı titizlikle bastırmış. Bu anlamda çok şanslı olduğunu düşünüyorum Yahya Kemal'in. Kesinlikle. Nihat Sami Bey'in bu noktadaki emeğini hiç yadsıyamayız. Evet, hiç yadsıyamayız. Evet. Şimdi Yahya Kemal'in şiirleri bestelendi de. Ay, evet. Ve en bildiklerimiz de bu Sessiz Gemi Hümeyra'nın, sevgili Hümeyra'nın seslendirdiği. Aslında onun Münir Nurettin de besteliyor, evet, biliyorsunuz. Hı-hı. Pek çok müzik türünde besteleniyor. Yahya Kemal hayattayken kendisi Münir Nurettin Selçuk bestelerini çok beğenirmiş. Pek çok şiirini de bestelemiş Münir Nurettin Bey. Ama başka tabii besteciler de bunu, ya, az önce söylediğimiz gibi Hümeyra da besteledi. Belki de şiirleri en fazla bestelenen isimlerden biri Yahya Kemal. Pek çok şiiri şarkı haline dönüştürülmüş. Onu da hemen görüyorsunuz karşımda, ben görüyorum daha doğrusu. Yahya Kemal'in bestelenmiş şiirleri olarak Fetih Cemiyeti tarafından o da derlenip basıldı. İçeride de gördük, yeni basım kapakları var ve yeniden piyasada olacak inşallah diyelim. Zaten hepsi piyasada. Bir tek rubayiler şu an piyasada yok. O uzunca bir süredir basılmıyor. Fakat onunla ilgili de hazırlıklar devam ediyor. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde rubayiler de yeniden basıma çıkacak. Böylelikle hiç eksik bir şey kalmayacak. Şu an bütün eserleri satışta. Evet, ne güzel. Demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alınıyor. Sallanmaz o kalkıştan emendir, ne de bir kol. Bir çok giden memnun ki yerinden. Çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden. Bir çok Doktor Yüksek Mimar İbrahim Aydın Yüksel. Fetih Cemiyeti'ndeyiz burada. Fetih Cemiyeti'nden biraz bahsetmenizi istiyorum aslında. İstanbul Fetih Cemiyeti 1950'de İstanbul'un 500. Fetih yıl dönümünü ve müteakip yıllarını kutlamak için kurulan bir cemiyet. Kuruluş kararları, düşünceleri, fikirleri 1940'lara falan gidiyor. Uzun devlet şeyi bu, devlet tarafından kuruluyor ve onun için zaten ammeye hadim, yani kamu yararına, bilhassa eski kelimeleri söylüyorum ki ikisiyle anlaşılsın diye, kamu yararına derneklerden 1950'de kuruluyor ve günümüze kadar da devam ediyor kamu yararına derneklerden. O zaman hatta Fahri Başkanı İstanbul'un valisi ve belediye reisi. Tek şeydi o zaman, vali ve belediye reisi tekti. Tek kişiydi. Tek kişiydi. Fahri Başkanı oydu. Çok büyük bir kadro. İlim adamları olduğu kadar tüccarlar, sanayiciler, şunlar, yani bir sürü kalibre üstü insanların isimlerini görüyoruz kuruluş belgesinde. Önceleri
çeşitli yerlerde, Sirkeci'de falan bazı yerlerde ikamet ederken sonra 1960'tan önce şeye geçiyor. Fatih Sultan Mehmet Fatih Külliyesi'nin medreselerden birine geçiyor. 1960 darbe hükümetinden sonra da burası tahsis ediliyor, oradan çıkarılıyor. Ve 1961'den itibaren biz Fetih Cemiyeti olarak vakıfların kiracısı olarak burada ikamet ediyoruz. Beyazıt'tayız. Beyazıt. Peki faaliyetleri nelerdir cemiyetin? İstanbul Fetih Cemiyeti'nin faaliyetleri tabi isminden de anlaşıldığı üzere asıl olan İstanbul ve Fetih'tir. Evet. Ve Fatih'tir. Fatih, Fetih, İstanbul hakkında tarih, tarihi bilgiler, folklorik bilgiler, mimarisi, kültürü, türküleri, şarkı, her şeyle İstanbul ve Fatih'le ilgili her türlü yayınları yapmak üzere kurulmuş. Bilgiye, dökümana. Dökümanı, her türlü mümkün olduğu kadar, evet. Ki o gün, o zamandan bu zamana kadar da bir hayli bu sahada bir sürü eser yayınladık. Ve bilhassa bizim 4 tane enstitümüz var. Evet. Bir tanesi Yahya Kemal Enstitüsü. Ki Yahya Kemal'in vefatından bir sene sonra kurulmuştur bu. 1958-59'da. İstanbul Enstitüsü. Okçuluk, Tarihi Türk Okçuluğu Enstitüsü. Bir de Tarihi Türk Muskisi Enstitüsü vardır. Bunlardan en faal olanı Yahya Kemal Enstitüsü ile İstanbul Enstitüsü. Yayınlar daha çok onların adına çıkar. Okçuluk'ta da son 4-5 tane eserimiz Tarihi Türk Okçuluğu hakkında. Eski risaleleri falan yayınlıyoruz ama ağırlık olarak Yahya Kemal Enstitüsü'nün yaptığı Yahya Kemal ile ilgili, Yahya Kemal'in hayatında yayınlanmamış olan kitaplarının nesir ve şiir kitaplarının kitaplaşması, rahmetli şeyi burada zikretmek lazım, Nihat Sami Banarlı'yı zikretmek lazım ve arkadaşlarını. Evet. Bunlar büyük bir çalışmayla 3 tane şiir kitabı, 7 tane de nesir kitabı olarak yayınladık. Ve yani bir nevi biz de müellif olduk. Çünkü Yahya Kemal kendisi yayınlayamadığı için şiir kitaplarını. Ve hala devam ediyoruz buna. Bu tekrar tekrar basılıyor, tekrar tekrar yayınlanıyor. Buna bağlı olarak bir de enstitü kurulurken varislerinden, kardeşi Reşat Beyatlı ile anlaşılarak bütün evrakı, eşyaları, şahsi eşyaları ve kitapları, bütün dokümanları falan bize intikal etti. Biz onları satın aldık. Ben ama o zamana yetişmedim. Ben o zamana yetişmedim. Aldık ve şimdi müze halinde. Evet. Biraz evvel sanıyorum gezdiğimiz müze haline getirildi o. Sanıyorum ki yanlış söylemiyorum ama herhalde şahsa ait ilk müze bizimdir. Kurulan ilk müze bizimdir. Yani Yahya Kemal Müzesi'dir. Ve burada bir arşivimiz var tabii. El yazıları, şeyleri, hususi eşyaları gördünüz siz de. Ve bir hayli de ziyaretçi var. Ne güzel. Bir ziyaretçi var. Ve bundan çok memnunuz. Yahya Kemal'in unutulmaması lazım. Yahya Kemal, ben eski tabir kullanacağım, bir mevhibe ilahidir. Yani Allah'ın bir lütfudur bu millete. Türkçe için bir lütfudur. Evet. Türkçenin kaybolmaması, o güzel Türkçenin, o zamanki güzel Türkçenin, bugünkü, affedersiniz söyleyeceğim ama isterseniz olur, isterseniz kakafoni hale döndü. Türkçe. Doğru. Garip bir dil haline gelmeye başladı. Divan edebiyatını modern şiirimizle birleştiren bir köprü vazifesi görmüş. 1930'larda, 20'lerde, 30'larda, 40'larda fevkalade güzel bir Türkçe haline geldi. Çok güzel. Evet. Ya Ömer Seyfettin'in, işte Yahya Kemal'in nesirleri falan çok derece güzel ama o sonra bozuldu. Hele bugün iyice şeye dönmeye başladı. Onun yaşamasında Yahya Kemal'in çok büyük rolü var. Çok büyük rolü. Diyorum onun için Allah'ın bir şeyidir. Lütfetine bir lütfudur. Ne güzel. Diyorum. Ne güzel söylediniz. Peki Fetih Cemiyeti olarak İstanbul'la Fatih Sultan Mehmet'le ve diğer eserlerinizle sürekli yayınlarınız yenileniyor mu? Çünkü az önce Yahya Kemal'in en son basım kitaplarını gördük, yeni kapaklarını gördük. Evet. Bu şekilde diğer Fetih Cemiyeti'nin eserlerinde var mı? Fetih Cemiyeti'nin
çok çeşitli şeyler var, çalışma sahası oldu. Hı-hı. Yani ama mimari ağırlıklı. Hı-hı. Yani biraz bir de tarih sahasında da yayınları var. Mesela Okçuluk Enstitüsü'ndeki hiç yayınlanmamış risaleleri biz yayınladık yeni. Harika. Efendim nasıl söyleyeyim, Risale-i Mimariye diye çok önemli bir kitap vardır. Mimar Mehmet Han'ın, Sultanahmet Camii Mimarı Mehmet Han'ın hayatını konu olan Cafer Efendi'nin yazdığı tek, türünde tek, bugüne kadar tam ve eksiksiz olarak bu yayınlanmamıştır. Biz yayınladık. Burada orijinal eserlerini de görüyoruz değil mi? Orijinal değil, orijinal yazmayı kastediyoruz. Evet. Yazma eserler yok bizde. Hayır, anladım. Bizde öyle bir şey yok. Hı-hı. Yalnız mesela şeyin Okçuluk Enstitümüzde sicil defteri var. Hı-hı. 1690'lardan itibaren yazılmaya başlamış, 1905'te bitip son bulmuş bir okçuluk sicil defteri var. Bu sicil defterinde okçuların isimleri, atış mesafeleri, yani kabza defteri de deniyor buna, atış mesafeleri ve hatlarında çok kısa şeyler de bilgi olan bir defter, bir sicil defteri var bizde. Muhteşem. Çok önemli bir şey bu. Diye başka risaleler de var ama orijinal yazma olarak, yazmadır bu, evet. O orijinaldir. Onu yayınladık mesela. Hı hı. Ama bunun dışında asıl bizim yayınladığımız merhum Ekrem Hakkı Ayverdi'nin idaresinde yayınlanan çok büyük iki tane külliyatımız var. Hı hı. Bunlardan birisi başlangıçtan Ekrem Bey'in yaptığı Fatih devri sonuna kadar olan Osmanlı mimari eserleri. Hı hı. Benim sonra onun devraldığım, 25 sene beraber çalıştım, devraldığım 2. Bayezid, Yavuz Selim ve devri, Kanuni devri çalışmaları. Bunlar hepsi 6 cilt halindedir. Evet. 6 cilt halindedir. Ayrıca Balkanlara hususi bir şeyimiz var, sempatimiz var, sevgimiz var. Kaybedilmiş Türk topraklarındaki eserlerin tetkiki çerçevesinde Balkanlarda da çalışmalarımız 1975'lerde başlamıştır. Hı hı. Ama ondan evvel Ekrem Bey 1958 sanıyorum 58'de Vakıflar Dergisi'nde yayınlanmıştır. Sonra ayrı kitap olarak yayınlanmıştır. Biz Balkanlar diye Balkanları da aşarak, hı hı. Romanya'dan başlayıp Romanya, Macaristan, Yugoslavya, Arnavutluk, Yunanistan ve Bulgaristan hakkında da 4 cilt halinde bir araştırma eseri yayınladık. 1975'te başlayıp 76'da 2 seyahat de gerçekleştirildi. Fakat yayınlar 1980'leri buldu yayınlanmaya başlanması ve 4 cilt halinde bunlar çıktı ve bugün el kitabı haline gelmiştir. Hatta birçok insan Balkanlarda bu kadar Türk eseri olduğunu fark ettiler. Evet. Ve bunlar el kitabı oldu ve bunlar yol gösterdi, yol açtı. Ondan sonra Balkanlarda Türk varlığı falan diye diziler yapılmaya başlandı. Hep buna dayanarak bu eserlere. Bu çalışma bir daha yapılamaz. Çünkü Ekrem Hakkı Bey merhum, hakikaten gani gani rahmet eylesi, yaptığı iş bir daha yapılır iş değil. Yani çok kıymetli. Sadece araştırma gezisi değil bizim yaptığımız. Evet. Biz 2-3 mimar ve Ekrem Bey ile birlikte birinci seyahatte daha kalabalıktık ama ikinci seyahatte biz 3 kişi gittik, 3 mimar arkadaş. En küçük, en ücra köşelere kadar gidip tespit etmeye çalıştık ama asıl bir de kuyudat-ı kadime dediğimiz eski kayıtların, vakıflardaki bulunan kayıtların tetkiki lazım ki Ekrem Bey onlar üzerinde çalıştı. Çalışanlardan aldı, çalıştırdı, baktı ve onları toparladı ve bir şey haline getirdi. Onları bir büyük korpüs, bir külliyat haline getirdi. Tabii eksikleri yok mu? Eksikleri çok. Yani orada aşağı yukarı hatırladığıma göre 19 bin eser tespit edildi. Ben size bunun 30 bin olduğunu rahatlıkla söyleyeyim aslında. Çünkü bazıları çift isim, üç isimli şeylerin yanlışlıkları olduğu gibi tamamen unutulmuş, kayıttan düşmüş, çıkmış, kaybedilmiş şeyler de var. Boş Ekrem Bey bu kaybolan şeylerden de bahsediyor. Bugün yoktur, mevcut değildir diyor ama
hiç tamamen unutulmuş şeyler var. Hmm. Ki monografik çalışmalarla, evet, monografik çalışmalarla bunlar herhalde inşallah daha iyi gün yüzüne çıkacak. Bu çalışmalardan evvel gerek bilhassa Yugoslavlar ve Macarlar, hı-hı, bu usta kendileri de makalelerle çalışmalar yapmıştır. Ve takviye ediliyor böyle ve gittikçe sizin gibi gençlerin çalışmaları, araştırmaları, tespitleri çok büyük şey katacak buna. Çok teşekkür ederim. Biz her yere gidemedik aslında. Yani bazı şeyleri şimdi fark ediyoruz. Aa, şurada da bir şey varmış, hı-hı, diyoruz. Ben bir kitabım vardır, derkenarlarla doludur. Derkenarı biliyorsunuz. Kitabın yanına işlenmiş, evet, notlardır. Evlad-ı Fatihan dediğimiz o topraklarda, evet, gerçekten, evet, atalarımızın izlerini her adımda görüyoruz neredeyse. Neden? Ki birçoğu da, anladınız mı şimdi? Evet, birçoğu, evet, da yok olmuş ve, evet, izi silinmiş eserler, evet, ki siz bunları da bulduğunuzu, evet, ve kayıtları, evet, geçirdiğinizi, evet, söylüyorsunuz. Evet, evet, evet. Çok kıymetli bunlar. Şimdi biz tekrar Ekrem Bey'in o 4 cildini benim 2 cildini birleştirerek tekrar bir çalışma yapıyoruz. Yani güncelliyoruz. Ben kaç sene sonra, 20 sene sonra, 25 sene sonra. Pardon, 35 sene sonra. Ekrem Bey öyle vefat eder 35 sene. 1984'te değil mi? Evet. Güncelliyoruz. Ve tabii bunların işine şey de giriyor, Balkanlar da giriyor. Balkanları ayrı olarak yazmıyoruz ama Üsküp giriyor yani. Bütün şehirler, bütün kasabalar giriyor. Aslında o dönemdeki Osmanlı sınırları içerisindeki eserler değil mi? Osmanlı sınırları içindeki. Hı-hı. Kaybolan şehir. Üsküp ki Yıldırım Beyazıt Han diyarıdır. Evlad-ı Fatiha'na onun yadigarıdır. Firuze kubbelerle bizim şehrimizdi o. Yalnız bizimdi, şehre ve ruhuyla bizdi o. Üsküp ki Şardağ'ında devamıydı Bursa'nın. Bir lale bahçesiydi, dökülmüş temiz kanın. Üç şanlı harbin arşa asılmış silahları, parlardı yaşlı gözlere bayram sabahları. Ben girmeden hayatı şafaklandıran çağa, bir sonbaharda annemi gömdük o toprağa. İsa Bey'in fetihte açılmış mezarlığı, hülyamı ahiret gibi nakşetti varlığı. Vaktiyle öz vatanda bizimken, bugün niçin Üsküp bizim değil? Bunu duydum için için. Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan şehir, ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir. Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene, biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene.